Efendim, geceler ve gündüzler, iftarlar ve sahurlar birer birer geçiyor. Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevindiğimiz günler daha dün gibi ama bugün yarısını geçmiş bulunuyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz zamanın kendi üzerlerindeki tesiri konusunda çok hırslıydılar. Büyük sahabilerden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, üzerine güneşin battığı, ömrümün eksildiği, ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka bir şeye pişmanlık duymadım. Yine 5. Raşid Halife olarak nam salmış olan Halife Ömer İbni Abdülaziz de diyor ki, gece ve gündüz bedenin üzerinde kendi fiillerini icra ediyorlar. Yani seni yaşlandırıyorlar ey insan. Sen de onlar üzerinde üzerine düşen vazifeyi yerine getir. Yine tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri diyor ki, ey Ademoğlu, sen günlerden ibaretsin. Bir gün geçince bir parçan da gidiyor demektir. Öyle insanlar gördüm ki sizlerin dirhem ve dinarlara karşı hırsınızdan daha ziyade yaşadıkları vakti değerlendirme konusunda hırslıydılar. Bugün programa böyle bir başlangıç yapmamın nedeni Abdurrahman İbni Mehdi'nin bir sözüne atıfta bulunarak toparlamak isterim. Hammad İbni Seleme'ye yarın vefat edeceksin deseler bir tane bile ilave edecek hayatına yapacak bir ibadet bulamazdı. Ramazan-ı Şerif geldi ve gün gün elimizden birer birer eriyerek gidiyor. Acaba biz sadece Ramazan'ı değil, Ramazan-ı Şerif'ten sonra da ömür sermayesi gün gün azalırken gerçekten Allah'ın bizden istediği kulluğu ve bu dünyada üzerimize yüklemiş olduğu sosyal, dini, kültürel, iktisadi sorumluluklarımızı yerine getirerek günleri hayır hanemize, bize ahirette kazanç getirecek haneye mi yazdırıyoruz? Yoksa kaybettiğimiz her gün bizim kayıp hanemize, şer hanemize mi yazılıyor? Bunu düşünmek, bu konuda tefekkür etmek için de işte bu gece vakti, bu seher vakti bize bir fırsat sunuyor. Öyle ki toplumun bütün damarlarını kuşatmak için her an uğraş halinde olan, her an çalışmakta olan şeytan gibi bir düşmanla mücadele ediyoruz ve aileye sirayet ediyor, gençlerimize sirayet ediyor, iktisadi hayatımızı bir taraftan ele geçirmeye çalışıyor, sosyal, kültürel alanlarda bizi çalıştırmamak ya da bizi kötüye alet etmek için geceyi gündüze katan bir şeytan var. Hem Allah'ın düşmanı hem bizim düşmanımız. Biz onun karşısında saf tutup Allah'ın bizim üzerimize indireceği rahmetle birlikte şeytanla mücadele edip ailede, gençlik üzerinde, çocuklarımızda, sosyal hayatımızda ve bunun yanı sıra hayatın bütün alanlarında bu mücadelede şeytana karşı verdiğimiz bu cihadın farkında mıyız? Ve bu cihadı ne kadar layıkıyla yerine getirebiliyor, ne kadar hakkını verebiliyoruz? Bugün bu sorunun biz aile ve gençlik boyutuna odaklanacağız. Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Barbaros Yalçın hocamızla aileyi konuşacağız, gençliği konuşacağız. Ramazan-ı Şerif'te muhteşem bir iklimin içinden geçiyoruz diyoruz ama bir yerlerde birileri bağımlı olarak gençlerimizin gelecekleriyle oynuyor. Bu ülkenin, bu ümmetin geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. İşte buradan bakınca da acaba orada kaybolan bu nesli nasıl kaybediyoruz, nasıl kazanacağız sorusunun cevaplarını arayacağız. Ramazan-ı Şerif'i bu açıdan da bir tefekküre vesile kılacağız biz bu gece. Bu seher vaktinde bizlere eşlik ederseniz
Bugün biz bu konuları masaya yatıracağız ve bereketli bir sonucun çıkması ümidi ve duasıyla sahur programımızı icra edeceğiz efendim. Her zaman olduğu gibi yine Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımız başlasın. Ardından da Barbaros Hocam'la güzel bir sohbet, belki acı noktalara temas edeceğiz, belki ümmetin yaralarını deşeceğiz ama netice itibariyle teşhisi koymadan tedavi yapamayız. Bir teşhis koymak adına biz bir gayretin içine gireceğiz bugün. Hoş geldiniz. Seheriniz bereketli olsun. Sahurunuz hayır olsun efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne sebeqat lehum minnel husnâ حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Şüphesiz Yüce Allah doğru söylüyor. Zebur'da, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de de yeryüzüne iyi kulların varis olacağını yazdı Allah. Ama bugün iyi kullar üzerine düşen vazifeyi, gayreti layıkıyla yerine getiremeyince kötülerin yeryüzünde hakimiyetine şahitlik ediyoruz maalesef. O yüzden bir gayretin içerisine girmemiz ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin
ümmeti olduğumuzu yeniden hatırlayıp onun 23 yıllık risalet hayatındaki geceyi gündüze katan ve adeta ümmetinin kurtuluşu için çırpınan tavrını yeniden kendimize örnek almamız lazım. Onun bütün hayatın bütün alanlarında örneklik teşkil eden ve Kur'an'ın ifadesiyle üsve-i hasene en güzel örnek olarak bize sunulan hayatını kendimize örnek alırsak, çok değil onun risalet hayatı kadar bir zamanda Allah'ın müminlere nice fetih kapıları açacağını ve nice güzellikleri bu ümmeti Muhammed'e ikram edeceğini eminim hep birlikte görebiliriz. Ama önce onu en yüce örnek olarak önümüze koyup onun yaşadığı gibi bir hayatı yaşamakla mükellefiz. Bu mükellefiyeti yerine getirsek zaten konuşacağımız bütün problemli konuları konuşmuyor olurduk. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aile diyeceğim ben. Aileyle ilgili siz öyle güzel şeyler anlatacaksınız. İdeal bir aile tipi çizeceksiniz. Bakacağız ki Hazreti Peygamber'in hayatı tam da bu. Aileyle ilgili yapılmaması gerekenler diyerek ve bugün bu problemli alanlara meydan veren, bu problemli alanların oluşmasına yol açan noktaları işaret edeceksiniz. Döneceğiz yine bakacağız. Hazreti Peygamber onların hepsinden bir şekilde kaçınmış ve kaçınmamızı da işaret etmiş. Keşke o güzel insanı, o yeryüzüne gelmiş en yüce insanı kendimize örnek alabilsek de bütün bu birazdan konuşacağımız problemli şeyleri konuşmak yerine medeniyeti daha da ileri taşıyabileceğimiz iyi şeyleri konuşabiliyor olsak. Evet, bunu da bir dua niyetine seher vaktinde zikretmiş olalım. Şimdi hocam hep söylüyoruz batıda aile çöküyor. Amerika ve Avrupa ülkelerine baktığınızda aile ile ilgili müthiş bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyı tedavi etmeye çalışıyorlar ama muhtemelen teşhisi de yanlış yapıyorlar. Ve bunun karşısında bizim çok güçlü bir aile yapımız var. Halen diyoruz ama bunu söylerken de zihnimizin bir kenarında hep bizde de bozulmaya doğru giden bir taraf olduğunu saklı tutuyoruz. Aileyle ilgili şöyle önce bir teşhis yapacak olsak hocam, toplum olarak aileyle ilgili konularda ne durumdayız? Evet, öncelikle böyle bir programda hep beraber sizlerle olmaktan, izleyicilerimizle, hemşerilerimizle beraber olmaktan dolayı ben mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Teşekkür ederiz. En azından böyle bir ortam içerisinde kendi gözlemlerimizi, yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz bir takım verileri de, bir takım sonuçları da paylaşmak ve bir takım önerileri de burada bulunabilmek açısından da önemli bir fırsatı yakaladığım için eyvallah ben çok hocam. Mutluyum. Çok umarım sohbetimiz izleyicilerimize de güzel bir katkı sağlar. İnşallah. Şimdi şöyle temelden başlayacak olursak, hani sosyolojik açıdan bakınca toplumun en küçük çekirdek yapısını aile diyoruz. Anne, baba ve çocuktan oluşan. Hı hı. Biz aslında geldiğimiz bu noktada, geldiğimiz bu yüzyılın içerisinde kendi örf, adet ve kültürel değerlerimizden uzaklaştıkça bir takım sorunların içerisine düştüğümüzü de aslında farkına varmamız lazım. Şimdi ben hep eskisiyle yeniyi biraz kıyaslarken şöyle diyorum. Eskiden yaşadığımız kültür içerisinde biz mahallelerde yaşıyorduk. Mahalleler de yatay bir seyir içerisindeydi. Evet. Bu yatay seyir içerisindeki o mahalleler içerisinde biz ailemiz içerisinde öğrendiklerimizi aynı zamanda o mahalle içerisinde de pekiştiriyorduk. O yani, mahalle kültürü de onu besliyordu. Kesinlikle. Çünkü büyüklere nasıl davranmamız gerektiğini çocuk olarak, büyüklerin de çocuklara nasıl davranması gerektiğini birer örnek, modeller olarak orada yaşıyorlardı. Karşılıklı iletişim içerisinde. Çocuk sokağa girerken evine ulaşma süreci içerisinde büyükleriyle merhabalaşma, tokalaşma, hal hatır sorma bunları öğreniyordu. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman o yatay olan mahalleler dikeyleşti. Evet. Bu dikey mahallelerin içerisinde maalesef biz mahalleye girdiğimiz zaman bir tane bizi demir kutu karşılıyor. İçerisine giriyoruz ve eve varana kadar artık kimseyle karşılaşmıyoruz. Evet. Çocuklarımız da maalesef kimseyle karşılaşmıyor. Ve böylece biz doğal olan bir takım bizim genetiğimizi etki eden ailesel ve çevresel bir takım faktörlerden maalesef uzaklaşıyoruz.
bunun bizi ne kadar çok toplumsal anlamda aileyle olan ilişkilerden koparttığının aslında farkına varamadık. Yani bu yıpranmanın farkına varamadık. Kesinlikle. Biz. Şimdi şehirleşmeye çok hızlı bir şekilde girdik. Hı-hı. Yani biz daha böyle toplumsal anlamda baktığınız zaman kırsalda yaşayan bir toplumduk. Batı'ya baktığınız zaman Batı bizden çok daha önce şehirleşti. O nedenle bir takım ailenin çözülmesi, ailesel bir takım dejenerasyonları onlar erken yaşadılar. Hı-hı. Biz ise bunu yeni yaşamaya başlıyoruz ama Batı'nın bu anlamdaki hatalarını biz örnek almadık. Yani hatalardan ders alarak o hatalara düşmemekle ilgili bir çözüm üretmedik. Hızlı bir şekilde maalesef biz de şehirleşme derdine düştük. Ama hızlı şehirleşmenin de işte bir takım götürüleri var. Evet. Getirdikleriyle beraber ama çok daha fazla götürüsü var. Zamana yayılmış olsaydı belki bu problemler daha az çözüle kesinlikle gidebilirdi. Hatta burada en büyük eksiklerimizden bir tanesi biz bu şehirleşmeyi yaşarken sosyolojik olguları unuttuk. Bunların farkına varamadık. Hı hı. Aslında çok sosyolog yetiştirdik ama sosyologlardan faydalanamadık. Yani toplumun ihtiyaçlarındaki değişime bağlı olarak nelerin olduğunu o toplumsal şehirleşme, kentleşme süreci içerisinde planlanmış olsaydı ve şehirler bu ihtiyaçlara binaen yerleşmiş olsaydı biz belki o kültürel anlamdaki kayıplarımızı bu kadar hızlı bir şekilde yaşamayacaktık. Şimdi o çekirdek yapı eskiden büyük ailesel yapı içerisinde kendini koruyordu. Hı hı. Ama şimdi gittikçe küçüldük. Sadece çok küçük bir çekirdek aile içerisinde kaldık. O aile artık çocuğuna bir şey öğretemez hale geldi. İletişim kurmaktan uzaklaşmaya başladık. Ve hani bugün olaya konuşmalarımıza başlarken Hazreti Peygamber'den ve dinimizden de yola çıkarsak Hazreti Peygamber'in biz hayatını örnek almış olsak bunların da bir kısmını aslında çözmüş olurduk. Evet. Çünkü Hazreti Peygamber'in hayatına baktığınız zaman kendisine, evine ve işine zaman ayırıyor. Evet. Üç unsura çok önemli şekilde zaman ayırıyor. Biz işe zaman ayırıyoruz, kendimize zaman ayırıyoruz ama çocuğumuza zaman ayırmıyoruz. Evet. Onun için bir şeyler yaptığımızı zannediyoruz. Yani burada bir kendimize bir savunma mekanizması geliştirmişiz. Diyoruz ki ya ben gecemi gündüzümü kime verdim? Çocuğum için verdim. Evet. Niçin çalışıyorum? Evladım için çalışıyorum. Evladın için çalışırken bırak bu kadar çok çalışmayı, birazcık da ona vakit ayır. Çünkü madem o mahalle içerisinde etkileşim bitti, benim aile içerisinde çocuğuma vakit ayırıp onun günlük hayatıyla nelerle karşılaştığıyla, bundan sonraki hayatıyla ilgili neler yapması gerektiğiyle ilgili benim onunla sohbetler yapmam gerekiyordu. Ama ben ne yapıyorum? Akşama kadar çalışmanın getirmiş olduğu yorgunlukla eve girdiğim zaman kendime vakit ayırmaya, dinlenmeye zaman ayırmaya çalışıyorum ama çocuğuma vakit ayırmıyorum. Halbuki onu dünyaya getirirken o çocuğa ben sormadım. Evet. O zaman da bir sorumluluk aldım. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için de onunla daha böyle etkili, verimli vakit geçirmemiz lazım. Daha geniş ailedeyken annenin, babanın evin yükümlülükleriyle ilgili süreçleri yürütürken çocukla ilgilenemedikleri bu boşluğu babaanne, anneanne, evet, dedeler dolduruyordu. Kesinlikle. Şimdi o da yok. Kesinlikle. Yani bizim kültürel anlamda baktığımız zaman genç nesil çalışıp koşturup hayatını idame ettirirken onların büyükleri olan anneanneler, babaanneler, dedeler, büyük babalar çocuklarla sohbetler, hatta ben şimdi halen hatırlıyorum bazen bu tür konuşmaları yaşarken Allah rahmet eylesin, benim dedem 96 yaşında vefat etti bundan 3 sene kadar önce. Ben o yıllara kadar yaşadığı dönem boyunca hep dedemle olan sohbetlerimi halen hatırlıyorum. Evet. Ve yaşamımda bazı konularda karar almaya kalktığım zaman dedemin o benimle paylaştığı hatıraları benim için çok etkili oluyor. Ve belki de biz o cendereden geçtiğimiz için hayatımızda karşımıza çıkabilecek olan bazı riskleri önceden tanımlanmış bize, biz bunun farkına varmadan bilinçaltımıza yerleşmiş bunlar. Bir takım olaylarla ilgili ha bu benim için hayatımda zarar verebilir deyip oradan kendimi koruyabiliyorum. Şimdi baktığımız zaman o bizi koruyacak olan o büyük aile yapısından uzaklaştık. O zaman bu çocuklarla ben sohbet edemiyorum. Büyük babası sohbet edemiyor. Kim sohbet edecek? O zaman sanal ortam meydana geliyor. Evet. Doğru. Evet. O zaman şöyle diyeceğiz, yani bu akıllı telefona olan bu kadar düşkünlüğün temelinde bu var. Kesinlikle. Onu şöyle açıklayayım size. Bağımlılıkların temeli aslında yoksunluklardan kaynaklanıyor. Şimdi çocuk dünyaya geldikten sonraki süreç içerisinde hep bir iletişim ihtiyacı var.
önce annesiyle iletişim kuruyor. Sonra babasıyla iletişimi güçlendiriyor. Yakın çevresindeki anneannesi, dedesi, büyükleriyle iletişimini güçlendiriyor. Ve onlarla olan bu ihtiyacını konuşarak tamamlıyor. Fakat şimdi bu kopukluklar başlayınca çocuk işte dediğim gibi sokağa içerisine giriyor, kimseyle iletişim kurmuyor. Eve geliyor, ne yapıyor? Doğru bilgisayarın başına, telefonun başına. Hele bir de şimdi artık ekran bağımlılığı diyorum ben artık ona, monitör bağımlılığı diyorum hatta. Telefonlarımızın hepsi birer ekran, hepsi birer bilgisayar. Çocuk sokakta, okulda, her yerde oradan ulaşabiliyor internet üzerinden bir takım alemlere. Evdeki eksikliğini oralarda tamamlama ihtiyacı hissediyor. Çünkü bir yoksunluk var. Duygusal anlamda bir yoksunluk, bir boşluk. Bu boşluğu dolduracaksınız. Doldurmak için ilk önce bunu telefon, internet üzerinden başlıyorsunuz. Evet. Eğer zaman içerisinde bu internet olayı, telefonla arkadaş edinme, sanal alemde arkadaş edinme tamamlayamazsa, bu sefer o yoksunluğu giderecek bir başka şey arayışı içerisine giriyoruz. Orada da karşımıza maalesef madde bağımlılığı çıkıyor. Hocam çok güzel bir noktaya geldiniz. O madde bağımlılığına birazdan geçelim. Ama hayatımızda yoksunluklarımız var. Kesinlikle. Şimdi Ramazan-ı Şerif geldiğinde biz bunu daha da çok hissediyoruz aslında. Mesela bir babanın elinden tutup çocuklarıyla beraber camiye gitmesinden 11 ay yoksunuz biz. Hı hı. Bir taraftan bakınca Ramazan gelince mesela Ramazan niye bu kadar tatlı geliyor? Çünkü baba en azından birkaç teravihe çocuklarını da alıp gidiyor. Anne, çocuklar, baba camide buluşabiliyorlar ve beraber geçirdikleri bir zamanı yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla aslında bugün hayatımızdaki bahsettiğiniz bu problemlerin bir kısmının temelinde bu yoksunluklar yatıyor. Kesinlikle. Eğer bu yoksunlukları dolduramazsanız onu hayat bir şekilde dolduruyor. Hayat çünkü boşluk kabul etmiyor. Kesinlikle. İşte orada devreye bir başka kavram giriyor. Aidiyatlık. Biz bundan uzaklaştık. Yani aidiyet hissetme meselesi. Aidiyet hissedemiyoruz. Şimdi aidiyet nasıl hissedersiniz? O grubun içerisinde sohbetler olur. O grubun içerisinde paylaşımlar olur. Hı hı. Orada kendinizi o grubun bir üyesi olarak görmeye başlarsınız. Bu size güç de verir. Evet. Çünkü bizi güçlendiren şey üyesi olduğumuz, mensubu olduğumuz o toplumun gücü. O toplumun gücünü sırtınızda hissettiğiniz zaman hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Bizim sohbet halkalarımız vardı değil mi? Evet. Babalar sohbete giderdi. Belli bir yaşa geldikten sonra çocuklarını da o sohbete götürürlerdi. Çocukların hatta devam ettiği, onlara abilik eden, hocalık eden birilerine devam ettikleri sohbetleri vardı. Buradaki bu abilik kavramını tabii kirlettik. FETÖ'yle ilgili kısmı kastetmiyorum. Evet. Ama mahallenin camisinin imamı çocukları toplardı hafta sonları ve onlara Kur'an öğretirdi, temel dini bilgileri öğretirdi, caminin içinde oyunlar oynatırdı. Ben bazı mahallelerde halen böyle gayretli imam arkadaşlarımızı görüyorum ve çok seviniyorum. Ne kadar güzel. Çünkü çocuğu bakıyorsunuz evde akşam için oturmuşsunuz, yemek yediniz. Sonra çocuk diyor ki ben yatsı namazına gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baba duruyor burada, misafir oturuyor. Sen yatsı namazına... Oradan hemen aileden birisi fısıldıyor, diyor ki hoca yatsı namazından sonra onlara bir takım ikramlarda bulunuyor, onun için namaza gitmek istiyor falan. O aidiyeti camiye mesela bağlıyor bir imam efendi. Kesinlikle. Yani yoksunluk ve aidiyet hissedememe bizi habire problemlere doğru çekiyor bir taraftan. İşte o eksik bırakılan, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi eksik kalmaz. Mutlaka bir şey doldurur. İşte onu biz bu aidiyetlik duygusunu bir yerlerde sağlıklı bir şekilde tamamlayamayınca çocuk önce o eksikliğini sokaktaki arkadaşıyla tamamlamak istiyor. Fakat şimdi aileler de endişeli artık. Evet. Sokaklar çünkü eskisinden güvenli değil. Daha tehlikeli hale gelmeye başladı. Sokağa çocuğunu bırakmak istemiyor. Eve çocuğu hapsettiğiniz zaman çocuk evde nasıl vakit geçirecek? İnternet üzerinden arkadaşlar edinmeye başlıyor. Orada da tamamlayamazsa o arkadaşların onu çektiği, götürdüğü yerlerdeki ortamlar, ki burada bazen belki bana kızılacak diye de bazen böyle hocam hakikati söyleyin, kızan kızsın. Şöyle, ben mesela şehir kültürünün bizim toplumsal yapımıza uymadığı için şehir kültürünün hızlıca gelişmesi, özellikle işte böyle kafelerin çoğalması, tamam belki güzel gibi görünüyor ama özellikle de nargile kafelerin çoğalması beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi. Evet. Çünkü şimdi burada belki o nargile kafe sahipleri bana kızacak ama ben nargile kafelerin sahiplerine değil de o ortamların oluşturmuş olduğu mekansal anlamdaki bir şeyleri kolaylaştırmasından, evet, ben rahatsızım. O kültüre.
Şimdi biz başlangıçta çok masum geldi. Hani böyle eski Osmanlı kültüründe insanların nargile içiyor olmasını... Tabii gelenekle yeniden bağ kuruyoruz gibi geldi. Gibi geldi bize. Ama öyle olmadığını şimdi görüyoruz. Çünkü biz bir şeyleri çok hızlı tüketiyoruz. Şimdi orada o eski kültürel yapıdan çok farklıyız. Şimdiki bu tür kafelerin olduğu ortamlarda insanlar... Çok daha fazla boş vakit geçirmek için oralara gelmeye başladılar. Orada halbuki nargile sigaradan bile daha zehirli ki tehlikeli. Biz o daha fazla zehrin içerisinde çocuklarımızı, gençlerimizi yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Şimdi evinde oturmuyor çocuk, buralara takılmaya başladı. Buralarda vakit geçirince burada kötü amaçla bu çocukları yakalamak isteyenlerin de çok güzel ağına, tuzağına düşecek bir ortam oluşmaya başlıyor. Aynen. Ve arkadaş arayış içerisinde olan çocuğun da orada kötü arkadaş edinmesi, kötü alışkanlıklar edinmesi için de maalesef zemin oluşturan yerler. Buraların çok daha kontrollü, yani ben buralar kapatılsın anlamında söylemiyorum ama bu da bir ihtiyaçsa, bu da hayata girecekse ki girmiş madem, o zaman kontrollü olması gerekiyor. Bunu kontrollü bir şekilde çoğalmasını sağlayacak olan da yerel yönetimler. Eyvallah. Ben şimdi aileye bir döneceğim hocam reklama gitmeden önce. Siz dediniz ya mahallenin içerisinde bir eğitim öğretim süreci yürürdü. Bu informal bir eğitimdi. Evet. Yani kuralları, kaideleri yazılı olmayan bir eğitim süreci. Sonra biz hızlı bir şekilde modern şehirleşme anlamında apartmanlara döndük. İlk apartmanlara döndük. Apartmanların çocukların oynayabileceği ve sosyalleşebileceği bir alanı da yoktu. Şimdilerde insanlar neyin peşinde? Site içerisinde. Site içerisinde birincisi çocuğun güvenliğini sağlamak istiyorlar. Kendilerinin güvenliğini sağlamak. İkincisi site aralarında parklar, yeşillikler, kameriyeler gibi bir takım sosyal alanlarda çocuğun orada en azından sosyalleşmesi için çare aramaya başladık. Var olan bir şeyi yok ettik. Sonra şimdi onun yerine suni olarak ikame etmeye çalışıyoruz. Aslında buradan bakınca dediğiniz gibi sosyolojik olarak bunları bir okumaya tabi tutup da İslam'ın öngördüğü toplum ve şehir modelini hayata hakim kılmayınca batıdan doğrudan kopyala yapıştır. İşte sonuçları ortada. Bugün aidiyet hissi problemli, ailesiyle problemli bir sürü çocuk yetiştirmiş oluyoruz. Maalesef. Ailede eşler arası ilişkiye de yansıyor mu hocam bu? Kesinlikle. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim. Şöyle bir gözlem yapacak olursak eşler evlendikten sonraki en sıkıntılı tartışmalarını çocuklar doğduktan sonra başlıyor. Okula gittikleri zaman en çok tartışılan dönem oluşuyor. Neden? O ana kadar çocukla ilgili çok karar almak zorunda değilsiniz ama okula gitmeye başladığı zaman anne ile baba çocuğun bu okula gitmesi, gitmemesi, okulda hangi okula gitmesi gerektiği gibi konular üzerinde bu sefer fikir ayrılıkları oluşmaya başlıyor. Daha sonra çocuğun eğitilmesi konusunda hem ahlaki anlamda hem sosyolojik değerleri açısından, toplumsal değerleri açısından, eğitim açısından fikir ayrılıkları başlıyor. Ve orada ortak bir dil kullanamadıkları zaman işte orada tartışmalar başlıyor. Çünkü herkes kendince en doğrusunu, çünkü anne de olsak baba da olsak çocuğumuz için en iyisini istiyoruz. Tabii ancak ki sizin en iyinizle benim en iyimin ortak bir noktada buluşması lazım. Ben birliktelikler için her zaman şu ifadeyi kullanırım. İki dünyanın bir dünya olabilme çabasıdır derim. Evet. Birliktelikler için. Evet. Şimdi siz ayrı bir dünyasınız, eşiniz ayrı bir dünya. Şimdi bu iki dünya kendi başına bir şeyler yapmaya kalkarsa kopuk olur. Çatışır. O zaman orada da bir sorunu çözemeyiz. Bu iki dünya beraber bir dünya oluşturabilme konusunda bir fikir birliği konusunda çaba sarf ederse ortak bir dil oluşturabilme konusunda adım atmış oluruz. Aksi takdirde çatışmalar başlıyor. Hiçbir zaman bir dünya olamazsınız. Bu mümkün değil. Tabiatımıza aykırı bir şey. Ama ne olur? Olabildiğince yaklaşırız. O zaman da ortak bir takım paydaları üretme şansımız olur. Ortak dil şu açıdan önemli. Çocuğun eğitilmesi açısından çok çok değerli, evet. Ortak dil. Neden? Çocuğa siz bir şey söylüyorsunuz, eşiniz bir şey söylüyor. İkinizinki eğer birbiriyle örtüşmüyorsa çocuk hangisini seçecek, hangisi işine gelirse onu seçecek. Eyvallah. İşte orada sıkıntı başlıyor. Tartışmalar da oralarda başlıyor. Ben ilkokuldan hatırlıyorum. Kümeler olurdu ve kümelerin kesişme bölgeleri olurdu.
kesişme bölgesini ailede eşler herkesi bir küme kabul edersek, ne kadar geniş tutarsa kesişme kümesini, çocuk o kesişme alanından kendisine pay çıkarıyor ve oradan ortak bir payda da bir çocuk yetişiyor. Ama kümelerin bazısı da öyle olurdu ki ikisinin gelir ve kenar çizgileri sadece kesişir. Evet. Başka bir kesişme alanı, o zaman işte oradan sağlıksız çocuklar doğuyor. Sağlıksız aile yapıları neşet ediyor. Şimdi hocam, eşler arasındaki o kesişme noktası demiştik. Yani iki ayrı dünya bir araya geliyorlar ve ortak bir dünya oluşturmaya çalışıyorlar. Bu ortak dünya ne kadar geniş bir zemin alırsa oradan sağlıklı nesiller yetişiyor ve eşlerin de problemleri o derece azalıyor. Ben şunu sorarak devam etmek istiyorum. O ortak alanları çoğaltmanın imkanı nedir? Nasıl bakarsak o eşler arasındaki ortak zemini daha geniş bir çerçeveye yayabiliriz? Evet, aslında bu sorunun cevabı o kadar basit ki. Evet. Ama bir yandan da o kadar zor. Eyvallah. Cevabı kolay ama uygulaması zor. Sıkıntı orada. Buradaki şey, sorunu çözecek olan, basit olan cevap şu. Birbirini dinlemek. Birbirini dinlemek. Evet, dinlemek. Ama etkili bir şekilde dinlemek. Biz etkili birbirimizi dinlemiyoruz. Birbirimizi işitiyoruz. Şimdi işitmekle dinlemek ayrı şeyler. Evet. Şu anda sizinle konuşurken, mesela gündüz olsaydı ve dışarıda olsaydık, yoldan geçen arabanın sesini duyardık. Evet. Etrafımızdaki bir takım insanların konuşmalarını duyardık. Bu işitmektir. İşitirsiniz. Ama onları dinlemezsiniz. Dinlediğiniz zaman ne deniyor onu anlamaya gayret edersiniz. Etkili dinlemeden kastımız şu. Aslında bu çok önemli. Bunu inşallah bizi dinleyenler beni bu anlamda da bizi de etkili dinliyorlardır. İnşallah. Yani etkili dinlemek şu demek. Bu adam ne diyor diye bakarsanız, dikkatinizi, konsantrasyonunuzu ona verirseniz etkili dinlersiniz. Anlatmak istediği ne, anlamaya çalışmak. Şimdi ama bizdeki sıkıntı şu, biz genel olarak şu hatayı yapıyoruz. Daha dinlemeye başladıktan hemen sonra bir şey söyleme çabasına giriyoruz. Evet. Şimdi dinlediğiniz an güzel ama ardından bir şey söyleme çabasına girdiğiniz andan itibaren karşının söylediklerinin büyük bir çoğunluğunu pas geçiyor. Evet. Ondan sonra siz dikkatinizi kendi söyleyeceğinize odaklıyorsunuz. Bu nedenle de bir şey söyleme gayreti içerisine girdiğiniz zaman karşı tarafın ne dediğinin büyük bir çoğunluğu gidiyor. Şimdi sen karşına bir şey anlatmaya gayret ediyorsun. O da kendisini ifade etmeye çalışıyor. Şimdi iki kişinin konuştuğu, iki kişinin kendini anlatmaya çalıştığı yerde kimse dinlemez. Sorun burada başlıyor işte. Evet. O iki dünyanın bir dünya olma süreci içerisindeki sizin ifadenizle kesişme noktası kaybolup gidiyor. Bu kesişme noktasını sağlıklı bir şekilde ortaya getirebilmek, örtüştürebilmenin yolu ya bu karşımdaki bana ne diyor demek lazım. Yani eşimle konuşuyorsam, talebi ne? Eşim ne istiyor benden? Çocuğumla konuşuyorsam çocuğum ne istiyor benden? İş yerinde patronumla konuşuyorsam patronum ne istiyor ya da çalışanım ne istiyor benden diyerek bakmak lazım. Biz hemen daha dinlediğimiz an kafamızda hemen kurgulamaya başlıyoruz. Bu kurguladığımızı karşıya ifade etme derdindeyiz. Yani kendimi karşıya anlatabilmek benim için o kadar öncelikli ki. Şimdi bu önceliğinize anlatabilmeyi alırsanız karşı tarafın anlattığını anlayamazsınız. Bu da biraz bencillikten kaynaklanıyor galiba. Bencillik de var bu işin içerisinde ama aslında bu biraz acelecilikten kaynaklanıyor. Evet. Çünkü hemen kendimi anlatabilme derdine düşüyorum. Şimdi ben anlatacağım kendimi ama bir adam karşındaki ne diyor bir onu bir dinle bakalım. Onun önce da kendini anlatmak gibi bir derdi var. Şimdi bizim buradan da ne çıkıyor biliyor musunuz? Öfke dediğimiz duygu büyüyor burada. Hı-hı. Şimdi öfke kendinizi karşıya anlatamadığınız zaman o anlatabilme mücadelesi kendi içerinizde eğer sözünüz kesilirse dişinizi sıkarak dinlemeye çalışırsanız birikiyor. Bu sabır değildir, bu öfkedir. Evet. Hatta ben bazen soruyorum mesela hocam ben diyor karşımdakini çok iyi dinliyorum. Dinlerken diyorum dişini sıkıyor musun? Dişini sıkıyorsan sen dinlemiyorsun. Sen sadece sabretmeye gayret ediyorsun ve öfkeni büyütüyorsun. Çünkü içinde ona söyleyeceğin söz var ama alacağın tepkiden endişe duyduğun için bekliyorsun. Bu değil. Böyle yaptığın zaman gene hiçbir anlamı yok. Dinlemiyorsun karşıyı. Karşıyı eğer bir şey söyleme çabasından uzaklaşıp ya gerçekten bu adam ne diyor diyerek dinlersek aslında o kadar çok zaman kazanacağız ki. Ama bizim derdimiz ne? Hızlı bir şekilde kendimizi karşıya ifade etmek. Hayatımızda da böyle değil mi? Hep koşturmaya gayret ediyoruz. Hep koşturmaya gayret ediyoruz. Koşturduğumuz için de bir yere yetişemiyoruz aslında. Bunu problem çözmek için yapıyoruz ama aslında yeni problemlere burada kesinlikle kaynak teşkil ediyoruz. Şimdi o zaman ne oluyor? Siz kendinizi anlatamıyorsunuz. O kendini anlatamıyor. O zaman herkes bir çözümü kendince üretmeye çalışıyor. İşte orada çatışmalar başlıyor. Bu çatışma büyüyor. Çocuğunuza bunu döndürecek olursak çocuk diyor ki ya babam gene ahkam kesecek.
Gene beni dinlemeyecek. O zaman ne yapıyor? Siz dünyanın en iyi çözümünü anlatsanız da çocuk sizi dinlemediği için sizin anlattıklarınız maalesef boşa gidecek. Boşa gidecek. Burada da hocam müsaadenizle ben seher vaktinin bereketi, Peygamber Efendimizin tavrını gözümün önüne getiriyorum. Onunla ilgili anlatılırken deniyor ki birisi kendisiyle bir şey konuşacağı zaman veya o birine hitap edeceğinde bütün vücuduyla ona dönerdi. Yani şöyle dönerek konuşmazdı. Bütün vücuduyla dönerdi ve zannederdiniz ki dünyanın en önemli meselesi o an sizin konuştuğunuz ve Resulullah da onu dünyanın en önemli meselesi olarak dinliyor. Yani etkili dinlemede de en güzel örnek yine Resulullah oluyor böyle bir kesinlikle durumda. Ama işte biz maalesef rehberimizin değerini bilemiyoruz maalesef. Kaçırıyoruz. Yani şu anda mesela sizin verdiğiniz örnekten ben kendi alanımla ilgili öğrencilerime psikolojik danışma ile ilgili ilke teknikler diye bir dersimiz var. Onu anlatırken çocuklara bu beden duruşlarından bahsediyoruz. Evet. Karşımızdakini rahatsız etmeden nasıl durmamız gerektiği hakkında konuşuyoruz. Peygamberimiz bunu anlatmış. Evet. Ama biz farkına varmamışız. Biz bunu ne yapıyoruz? O zaman gidiyoruz batılı kaynaklardan. Evet, yeniden bunu keşfetme derdine düşüyoruz. İşte burada sıkıntı bu. Burada da dinlememek var aslında. Evet. Burada da peygamberimizi dinlemiyoruz. Evet. Mesele bu. Yani peygamberimiz dinlemek illa ki sözle olmak zorunda değil. Kesinlikle. Anlatılanı okumuyoruz. Okuduğumuzu yüzeysel okuyoruz. Derinlemesine değerlendirmiyoruz. Derinlemesine değerlendirebilmemizin yolu okuduğumuzu birisiyle paylaşmaktan geçiyor aslında. Evet. Hatta ben bununla ilgili hep şunu söylerim. Düşündüklerimizden çok söylediklerimizin etkisinde kalırız derim. Biz kitabı okuyoruz ama bunu ifade etmezsek kitabın o bilgi kitapta kalır. Ama ben bunu okuduğumu paylaşırsam karşımdakilerle, karşımdaki insanlarla o artık bana ait düşünce haline gelmeye başlar. O yüzden biz düşüncelerimizi birbirimizle paylaşmalıyız ama paylaşırken anlatma ve dinlemeyi bir kültür olarak edinmeli. Bunu edinecek olursak işte o biraz önceki bahsettiğiniz kesişme noktalarını yakalama şansımız fazlalaşacak. Böylelikle hem eşler arası problemler hem de çocuklara yansıyan problemleri de aşmış olacağız böylelikle. Evet. Peki hocam şimdi buradan yine devam edecek olursak sağlıklı bir aileyi oluşturmak çok zor değil. Ama çok kolay da değil. Zor değil çünkü ilkeleri belli. O ilkelere uymak ve o ilkeleri benimsediğiniz zaman sağlıklı bir aile zemini oluşuyor. Sağlıklı bir aile zemini oluştuğu zaman programın başında bahsetmiş olduğumuz o modern dünyanın getirdikleri yani mahalle kültüründen uzaklaşmak, aidiyet duygusuyla ilgili problemler yaşamak onları ciddi bir oranda aşabilir miyiz? Sağlıklı bir aile buna zemin hazırlar mı? Kesinlikle. Şimdi aile çok etkili. Ama etkili bir şekilde kullanılırsa. Şimdi evin içerisine girdiği zaman aile üyeleri her biri farklı odalara dağılırsa, çil yavrusu gibi dağılırsa o zaman bir anlam ifade etmiyor. O zaman biz sadece bir ortam içerisinde bir arada yaşayan insanlar haline geliyoruz. Ama aile kavramının oluşabilmesi için o aile üyelerinin her birinin kendi fikirlerini ifade etmesi, oturması, konuşması, birbirini dinlemesi. Böylece o kültürün oluşması gerekiyor, aile kültürünün. Ama gelip anne kendi işiyle, baba kendi işiyle, çocuk kendi odasında yaptıklarıyla ilgilendiği zaman o zaman ortak bir zeminde bir takım konuları konuşma, tartışma, paylaşma bunu yaşayamıyorsunuz. Evet. O zaman da orada bir aile kültürü oluşmuyor. Biz sadece görsel olarak baktığınız zaman bir aile var ama derinlemesine baktığınız zaman sadece beraber yaşayan insanlar var. Evet. Ki maalesef günümüzde bu gittikçe arttı. Hatta bununla ilgili hep böyle düşündüğüm bir şey vardır. İsmini zikretmeyeceğim bir işte basında yer alan böyle ünlülerden bir tanesinin bir ifadesi hep kulağıma takılmıştır ve düşünmüşümdür zamanında. Şöyle bir ifade bulunmuştu epeyce yıllar önce. Eşiyle boşanmadan önceki süreç içerisinde şöyle dedi. Ben eşimle boşanmadan önce hayatımı şöyle bir gözden geçirdiğim zaman biz ilk önce beraber paylaştıklarımızı ayırmaya başlamışız. Önce arabalarımızı ayırdık. Sonra yatağımızı ayırdık. Ondan sonra da evimizi ayırdık dedi. Evet. Şimdi bir şeyleri ayrıştırdığınız zaman orada birleşme diye bir şey ortaya çıkmaz. Biz de şimdi dikkat ederseniz evlerin içerisinde odalarımızı ayrıştırmaya başladık. Evet. Çünkü çocuk çalışma odasında, kendi odasında, anne kendine ait ayırdığı mekanda işte ya mutfağında ya yatak odasında bir şeyler yaparken baba kendi odasında, salonunda işte gazetesiyle, kitabıyla o zaman ayrışmaya başladık. O zaman o hani bir dünya olabilme çabası demiştim ya. Hı hı. Bir dünya olabilme çabasından uzaklaşıyorsunuz. Şimdi gittikçe bireyselleşmeye başlıyorsunuz. Çünkü sizin gün içerisindeki yaşantılarınızdan evdeki diğer insanlar bir haber oluyor.
herkesin bir haber olduğu bir yerde nasıl ortak bir nokta oluşturacaksınız? Evet. Nasıl ki o kesişim noktasında bir araya getireceksiniz? Duygularınız, gönülleriniz nasıl bir araya gelecek? İşte bunun bir araya gelebilmesinin yolu ortak bir mecrada oturup sohbet etmek. Tabii. Burada hatta ben bazen gençlere şu soruyu soruyorum. Biz aile danışmanlığı, bizim üniversite bünyesinde aile danışmanlığı eğitimleri de veriyoruz. O süreç içerisinde diyorum ki ailenizle yemeğinizi mutfakta mı yiyorsunuz, salonda mı yiyorsunuz? Bakın bu çok önemli bence. Nasıl bir fark çıkacak hocam? Mutfakta mı yiyorsunuz, salonda mı yiyorsunuz? Şimdi genellikle şu anda baktığınız zaman insanlar mutfakta yemeği tercih ediyorlar. Evet. Ben de diyorum ki gidin salonda yiyin. Şimdi salonda yerseniz şöyle bir olay var. Ne yapılacak? Anne yemeği hazırlayacak. Sonra sofranın hazırlanması için bütün malzeme salona taşınacak. Şimdiki aile ortamında işin kolayına kaçmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yerler kirlenmesin, dağılmasın, işte yorulmayalım falan. İyi de ben bir şeyleri kolaylaştırdıkça ortak bir şeyleri yaşamaktan uzaklaşıyorum. Salona taşımayıp mutfakta yersem evet iş kolay. Ancak o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Her şeyi anne yapıyor. Çocuklar herhangi bir görev ve sorumluluk almaktan uzaklaşıyor. Yiyorlar ve kalkıyorlar. Yiyorlar, kalkıyorlar. Anne ondan sonra kolay nasıl olsa siz gidin dersinize bakın. Ben bunları toplarım diyor. Halbuki anne, ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Evet. Ben erkek çocuk iken, çünkü bizde kız erkek ayrımı yoktu ailemizin içerisinde. Evet. Annemin mutfakta masayı hazırlaması konusunda, salona masanın hazırlanması konusunda annem bana derdi ki oğlum şunları masaya götür. Kızım sen şunları götür. Yemek bittiği zaman siz şunları kaldırın bakayım, sen şu çöpü dök. Görev ve sorumluluklar dağıtılıyordu. Çok basit. Kesinlikle basit gibi görünen. İşleyiş içinde devam edip evet, giden süreçler ama çok ama kıymetli. Çok önemli. Çünkü biz hani bu son yıllarda çok moda bir şey başladı ya. Hani ben de bunun içerisindeyim aslında. Hı-hı. Değerler eğitimi. Evet, diyoruz. Evet. Değerleri biz kitaplarla öğretmeye gayret ediyoruz şu anda. Niye kaybettiğimiz için. Bunu biz niye kaybettik? İşte en basiti sadece sofrayı salondan uzaklaştırmak bile değerlerle ilgili bir takım şeylerden evet, uzaklaştırdı. Çünkü orada görev almak, sorumluluk almak, sorumlulukları yerine getirebilmek, paylaşım. Bakın bunların her biri birer değer. Kesinlikle hocam. Her birinden uzaklaştırıyoruz. Yer sofrasında, oturma odasında yediğimiz yemekleri ben gözümün önüne getiriyorum. Evin çocuğu sofra bezini alır getirir, serer. Çok zaman o sini, tepsi, anne onu taşıyamayacağı için baba onu getirir. Anne de elinde ekmek poşetiyle ya da işte ekmeğin konulduğu şeyle birlikte odaya gelir. Herkes bir şey taşımış olur. Yersiniz, yedikten sonra yine herkes bir şekilde mutfağa onu taşır idi. Ha, o zaman ne oluyor? O zaman bir ortak iş yapmış oluyorsunuz, iş üretmiş oluyorsunuz. Herkes bir işin ucundan tutmuş oluyor. Bu da aileyi bir araya getiren unsurlardan. Şimdi bunlardan uzaklaşıyoruz. Bir de eğitim sistemi içerisinde sınava endeksli bir eğitim sistemine maalesef doğru gittiğimiz için maalesef anne diyor ki bir an önce sofra toplarlansın, sen yeter ki dersine çalış. Evet. Şimdi 5 soru çözsen kar kardır. Halbuki şimdi ben burada da çok kızıyorum. Burada da aslında milli eğitimimizdeki yanlışlardan bir tanesi de bu. Aileleri bu konuda çok uyarmak gerektiği inancı içerisindeyim. Şimdi biz sınav sisteminden ve ezberci sistemden şikayet ediyoruz ama bir ayrıntıyı atlıyoruz. Şu anda ilkokulda hani böyle Batılıların işte Japonya'nın falan eğitim sistemine bakıyor. Diyorlar ki işte ilkokulda sınav yokmuş şu kadar yıl. Aa öyle mi diye şaşırıyoruz. Bizde de yok aslında. Bakın bizim ilkokul 1'de, 2'de, 3'de, 4'te sınav yok. Evet. Sınıfta kalma yok. Batı'da da yok, bizde de yok. Ama İlkokul 1'de çocuk okumayı öğrendiği andan itibaren öğretmen deneme sınavı çözdürmeye başlıyor. Test çözdürmeye başlıyor. Fakat milli eğitimin sistemi içerisinde bu yok. Evet. Okumak var. Okumak var. Okuduğunu ifade edebilmesi için kompozisyon yazmak var. Fakat öğretmenlerimiz test çözdürmek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü eğer öğretmen bunu yapmayacak olursa veli hemen şikayete geliyor. Falanca okuldaki öğretmen test çözdürüyormuş. Hocam sen niye çözdürmüyorsun? Şimdi velinin bu baskısından dolayı öğretmen test çözdürmek zorunda kalıyor. Şimdi öğretmen dik duramıyor. Çünkü öğretmen dik duracak olursa veli öğretmene baskı yapıyor. Eğer öğretmen bunu çözmezse müdürüne baskı yapıyor. Müdür bunu çözmezse daha yukarıya, siyasiler devreye giriyor. Ya bu kadar basit bir şeyi biz bu kadar zor hale getiriyoruz. İlk sınavına çocuk aslında 8. sınıfta girmiş oluyor. Tabii şimdi bu TEOG kaldırıldı ya. Şimdi evet. TEOG, hani ben şu anda bugün TEOG'u tartışmayacağım ama mesele TEOG değil ki. Mesele bizim kafalarımızdaki TEOG. Evet. Şimdi TEOG sisteminde bile 6. 7. 8. sınıfta not ortalaması vardı. Sadece 8'in
Birinci dönemin bir sınavını, ikinci dönemin bir sınavını ortak olarak yapıyorduk. Yani aslında bir TEOG diye bir sınav yoktu. TEOG bir sistemdi. Fakat bizim kafalarımızda sınav olduğu için çocuğa daha ilkokuldan itibaren test çözdüre bir yere götürüyoruz. O zaman da bir döneceğim başa biraz önceki konuştuğumuza. Evde testi çözebilmesi için anne çocuğa sorumluluk vermek yerine diyor ki senin tek sorumluluğun var. Senden benim tek istediğim ders çalışman. O zaman çocuk paylaşmayı, sorumluluk almayı, diğer doğruluğu, diğer gamlığı bunların hepsini bir kenara bırakıyorsunuz. Sadece test çözüyorsunuz. Sadece test çözdürdüğün çocuktan da işte bugün yoksunluktan başlamıştık ya. Hı hı. O yoksunluğu yaşayan, onu giderebilmek için farklı araçlar içerisine giren bir nesil haline getiriyoruz. Maalesef. Ondan sonra biz bu nesilden şikayet ediyoruz. Onun sonra için bu çocuk iğneyi önce kendimize batırmamız bu lazım. Bu yoksunluklarla kendine hayatındaki boşlukları, yoksunlukları dolduracak yer arıyor. Sonra günün birinde karşısına işte ekran bağımlılığı en yaygın, hatta annenin babanın yanındaki bir bağımlılık çeşidi olarak çıkıyor. Onu ayrıca değerlendirebiliriz ama başka tür bağımlılıklara giden yollar açılıyor. Hı hı. Evet. Bu sigara olabilir, alkol olabilir veya bir başkası olabilir. Evet, biz şu an Ramazan ikliminde çok güzel bir zaman yaşıyoruz. İftarlar, sahurlar falan, izleyicilerimizin muhtemelen pek çoğunun bu tür sorunları yoktur. Yani Ramazan'da çünkü bu tür sorunları olanların işte oruçla arası yoktur falan gibi düşünüyoruz ama gittikçe muhafazakar, daha dindar ve daha aile yapısını koruma endeksli insanların bile çocuklarına doğru sızan bir tehlike var hocam. Hı hı. Bağımlılık tehlikesi. Sizin bununla ilgili de çalışmalarınız olduğunu biliyorum ben. Biraz oraya gelelim lütfen. Biz yine bizim Aile Araştırma Merkezi bünyesinde geçtiğimiz 2 senedir madde bağımlıları konusu gündemimizde. Bir yıl boyunca Konya'da AMETEM'den destek almış olan bir grup madde bağımlısı gençle çalışma yürüttük. Onlarla grup terapileri yaptık, danışmalar yaptık, aileleriyle görüşmeler, danışmalar yaptık. O süreç içerisinde tabii birçok gözlemimiz oldu. Hı hı. O gençlerin nasıl bu maddeyle buluştuğu konusunda çok bilgi sahibi olduk. Nasıl hocam? Ağırlıklı maalesef çok şu anda ülkemizin bu konudaki durumu çok vahim. Ve gittikçe de bu vehamet artıyor. Hı hı. Bununla ilgili çözümün bir noktadan çözmek mümkün değil. Yani ben sonunda vardığım nokta şu oldu. Biz deniz yıldızlarıyla uğraşıyoruz. Uğraşmaya da devam edeceğiz. Yani ben orada bir deniz yıldızını kurtarabilme derdindeyim aslında. Çünkü bütün çocukları işte terapiye almak, tedavi etmek mümkün değil. Kaldı ki bizim terapiye aldığımız çocukların da tamamen kurtulduğunu da iddia edemem. Çünkü bu illet öyle kötü bir şey ki, kurtulması çok kolay değil. İmkansız değil. Mücadele edilirse kesinlikle kurtulma olasılığı var. Onun için ümitsiz olmamak lazım ama maalesef bizi buraya götüren ve buradan kurtulmamızı engelleyen toplumsal ortamlar da var. Çocuğun o maddeye ulaşabileceği ortamlar çok kolaylaştı maalesef. Günümüzde gittikçe de kolaylaşıyor ve biz deve kuşu misali yıllarca kafamızı kuma gömüp ortada bir şey yokmuş gibi farz ettik. İşte o farz ettiğimiz durum bizi bugün tehlikeli bir yere getirdi. Ve ben hatta çok iddialı bir cümle kullanıyorum. Bazıları bunun iddialı olduğunu söylüyor. Biz bir ülke olarak çok büyük bir sıkıntı atlattık. Bir 15 Temmuz vakası atlattık. Çok şükür ki. Ancak şunu söylüyorum. Biz şu anda 15 Temmuz'dan daha büyük 15 Temmuz'ların içindeyiz. Ne demek bu? Uyuşturucu. Evet. Bu uyuşturucuyla eğer sağlıklı mücadelelerin içerisine girmezsek, gelecekte ben o Afrin'e göndereceğim, Münbiç'e göndereceğim askeri bulamayacağım. Beni tedavi edecek doktoru bulamayacağım. Beni eğitecek olan öğretmeni bulamayacağım. Çünkü yeni nesil gittikçe uyuşturucuyla daha fazla bir araya gelmeye başladı. Ve yeni nesil uyuşturucular kimyasal uyuşturucular. Hı hı. O eski uyuşturucuları neredeyse arar hale geleceğiz. Çünkü onlar tabiattan üretilen uyuşturuculardı ve o sinir sistemine etki ederken tedavi olasılıkları vardı. Şimdi kimyasal anlamdaki uyuşturucular çok hızlı hareket ediyorlar ve zarar verdiği yerin tekrar bir daha tedavi edilmesi neredeyse imkansız hale geçiyor. Hani bazı filmlerde gördüğümüz o zombi dediğimiz, hı hı, hani artık düşünmesi, mantığını ortaya koyması, kendini ifade edebilmesinden uzaklaşan o insanlar haline getiriyor bu yeni nesil kimyasallar. Bu yeni nesil kimyasallara da maalesef uyuşturuculara ulaşmak da
kolaylaştı. Daha ucuz hale geldi. Şimdi o zaman bu çocuklar bunu aldığı zaman ölüm riski de çok arttı. Bu anlamda zombileşme olasılıkları da çok fazlalaştı. Şimdi nesli bu hale getirirseniz yarın biraz önce dediğim gibi beni koruyacak bir askeri bulabilmek, polisi bulabilmek, doktoru bulabilmek imkansız hale gelmeye başlayacak. Birinci önceliğimiz peki hocam burada bu uyuşturucu bataklığına bulaşmış gençleri kurtarmak mı? Yoksa hani koruyucu hekimlik her zaman en iyisidir şeklinde bir kabulümüz var ya, evet. Doğru olan da bu. Bulaşmayı engellemeye yönelik tedbirler mi? Bence bunların hepsini aynı anda yapmak aynı zorundayız. Anda yapmak. Çünkü birini önce birini sonra diye şansımız yok. Çünkü bir yerde devam ediyor bu. Ve o çocukları bir şekilde kurtarmamız lazım. Çünkü sıkıntının büyüğü şurada. Uyuşturucu kullanmaya başlayan çocuk önce elindeki cebindeki parayla bunu yapıyor. Sonra annesinden babasından bunu daha fazla alma derdine giriyor. Onu zorlamaya başlıyor. Ondan sonra buralar tükendiği zaman ne yapacak? İllegal yöntemler. Kendisi satmaya ya da kendisi bu işlerin içerisine ya da başka illegal işlerin içerisine girmeye başlıyor. Oranlar var mı hocam elimizde Türkiye için toplumsal anlamda? Şu anda yanımda getirmedim maalesef rakamları ama bu oranlar oldukça fazla. Gittikçe de artıyor. Çağ olarak hangi çağlar daha çok? Lise mi? Şu anda lise dönemleri madde bağımlılığının artmasıyla ilgili çok daha arttı ama oransal olarak şunu söyleyebilirim. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün rakamları açısından bakarsanız ki bu rakam istatistiğe yansıyan, bunun yansımayanı da var. Mutlaka. İlk maddeyle, uyuşturucu maddeyle karşılaşma, buluşma yaşı 13'lerde. İlk defa kullanma 13'lerde ki bu istatistiğe yansıyanı. Maalesef istatistiğe yansımayan, çünkü istatistiğe ortaya çıkan şeyler işte emniyet güçlerinin ya da sağlık sisteminin yani resmi kayıtlara girebilen ortaya çıkıyor. Ama resmi kayda girmeyen ortalamalara baktığınız zaman daha aşağılara düşüyor. Çünkü bazı uyuşturucuları anne baba da kullanmaya başlıyor ve ev içerisinde kullanınca ev içerisinde bunu farklı şekillerde kullanıyorlar ve onun buharı evdeki çocukları da etkilemeye başlıyor ve daha erken yaşta çocuk farkına varmadan o zehirle karşılaşmış oluyor. Evet. O zehirle karşılaşan bu çocukların komaya girmesiyle hastanelere gidiyor ve 8-9 yaşında hastanede uyuşturucudan dolayı hastaneye düşen çocuklarla karşılaşılabiliyor. Evet. Şimdi o nedenle biz aileyle mi önce bunu başlayalım yoksa uyuşturucuya bulaşan hepsi çocukla başlayalım demek değil. Hepsi bir arada. Ben bunu hatta şöyle ifade ediyorum. Bizim bir toplumsal hareket haline bunu dönüştürmemiz lazım. Yani bir toplumsal seferberliğe dönüşmesi kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Adı seferberlik aslında. Bir yandan aile, bir yandan belediyeler yani yerel yönetimler, bir yandan işte valilikler, kolluk kuvvetleri ve hükümetin alacağı sağlıklı ve kesin kararlar. Çünkü çok ciddi kararlar almazsanız, ciddi yaptırımlarda bulunmazsanız, şimdi kanun değiştirmek işi çözmüyor. Değil. Kanunlarda cezaları büyütmek işi çözmüyor. O cezaları uygulamamız lazım. O nedenle bizim hem hukuk sistemimizin hem emniyetimizin birbirine destek olması da gerekiyor. Halkın bu konuda gerçekten bu konuya ne kadar önem verdiğini göstermesi gerekiyor. Tabii halkın bu konuya önem göstermesi için de sanıyorum önce halkın bu konuda bilinçlendirilmesi kesinlikle gerekiyor. Rakamlar, yaşlar, durum nasıl bulaşılıyor bu illetlere ve kurtulmak nasıl mümkün ya da mümkün değil bunları da halka iletmek gerekiyor. Fevzi Tunç, Cennet İnce, İsmail Köksal bize selamlarını gönderen izleyicilerimiz. Kendilerine biz de buradan selam ediyoruz. Yine Kudret Karaca, İsmail Köksal selamlarımızı iletelim. İsmail Bey, Balkanlar'da birlikte yardımlaşma çalışması yaptığım Barbaros evet. Hocama selamlar aleykümselam demişler. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, siz çok önemli bir yere parmak bastınız ve dediniz ki eğer biz bugün bu özellikle sentetik uyuşturucularla ilgili süreçler konusunda bir önlem almazsak yarın bir gün Afrin'e gönderecek Mehmetçik bulamayacağız. Gidip kendi ellerine hastalığımızı, sağlığımızı teslim edebileceğimiz doktorları yetiştirmek için genç bulamayacağız. Bu gerçekten çok dehşet bir durum. Bunun için de bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ki devletin, merkezi hükümetin, yereldeki idarecilerin alması gereken önlemler var. Ve bunlar daha çok Ramazan dışında daha siyasi bir programın evet. konusu ama ben burada en çok Ramazan'da hani
aileyle ilgili süreçleri daha çok paylaşıyoruz. Evet. Yani şu anda mesela izleyicilerimiz muhtemelen çocuklarıyla böyle uykulu, yarı uykulu çocuklarıyla sahur sofrasındalar. İftar sofralarında daha çok bir araya geliyoruz. Davetler vesilesiyle konu komşu, akraba, pek çok insan bir araya geliyoruz ve beraber çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Aileye özellikle burada düşenleri biraz konuşalım istiyorum. Ramazan bunun için çünkü çok uygun bir atmosfer. Evet, evet. Güzel bir atmosfer ama keşke Ramazan bir ay değil de 12 ay olsaydı. Hiç olmazsa 12 ay boyunca o sohbet ortamları olurdu. Peygamberimizin bir hadisini hatırlattınız bana hocam. Peygamber Efendimiz diyor ki, eğer insanlar Ramazan'ın gerçek kıymetini, değerini bilselerdi 12 ayın Ramazan olmasını isterlerdi diyor. Evet. Biz de onun için dua ediyoruz yani. Yani o yüzden diyorum keşke 12 ay olsaydı, hiç olmazsa oturur 12 ay boyunca çocuklarımızla sohbet ederdi. Evet. Şimdi burada hani başa dönecek olursak, evet, aile önemli bir unsur. Bizi birçok tehlikeden, aslında risklerden koruyan da aile yapısı. O nedenle eşlerin, çocukların birbirleriyle bağlarını güçlendirmesi çok önemli. Bu yüzden dışarılarda geçirilen vakitlerin hep beraber, eğer dışarıda illa geçirilecekse beraber, hep beraber geçirilen saatlerin, özel aile için özel olan zaman dilimlerinin artırılmasına ihtiyaç var. Yani kafe kültürünü kesinlikle benimsemiyoruz ve doğru da bulmuyoruz ama eğer bir kafeye gidilecekse bile aileler beraber gidip onu orada paylaşabilmeli. Yani çocuklar bir başka kafeye, anne baba bir başka kafeye değil. Yani şimdi tabii bu geldiğimiz yüzyıl içerisinde şimdi çocukları arkadaşlarından kopartmak da çok sağlıklı olmayacak. O da çocuklarla aile arasında çatışma oluşturacak ama biz ailenin özel zaman dilimlerini oluşturabilsek. Mesela ben bazı ailelerde şunu görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Mesela atıyorum pazar günü sabah kahvaltılarında büyük aile meclisleri bir araya gelebilirler. Gelebiliyor, evet. Bazı aileler bunu çok güzel yapıyor. Yani aynı şehirde yaşıyorsanız özellikle kardeşler bir araya gelip sabah kahvaltısını hep beraber yapabiliyorlar. Sohbetler beraber yapılabiliyor. Bu gerçekten en azından bir seremoniye dönüşürse, haftanın bir pazarının bir kahvaltıda bir araya gelinmesi. Hani cumartesi çalışıldığı için bazı işte özel sektörde çalıştığı için aileler pazar en azından biraz daha şey. Bir pazar kahvaltısının veya bir pazar akşam yemeğinin birlikte yenilmesi bizi bir takım şeylerden bu anlamda koruyacaktır. Bir arada o geçirmeden zamanları artıracaktır. Diğer zaman dilimleri içerisinde yine çocuklar o kafelere gideceklerse en azından o kafede ne yapıp ne yapmaması gerektiğini, o kafede diğer olumsuzluklardan kendini nasıl koruyabileceklerini de orada konuşabilir, paylaşabilir bir hal alacaktır. Bir de şöyle bir sıkıntı çözüm açısından şöyle bir buna katkı sağlayacak bir ifade de şunu söyleyebilirim. Biz çocuklarımızla sağlıklı paylaşımlar sağlayabilirsek, çocuk riskli bir ortam olduğuna gelip çekinmeden ebeveynlerine bunu anlatabilir. Yani etkili bir iletişim dili kurabilirsek ve şeffaf bir aile şimdi, modeli. Çocuk niye anne babayı dinlemez? Çünkü anne baba sürekli tavsiye, sürekli tavsiye, sürekli tavsiye modunda olduğu zaman çocuk üf yeter ya, hep zaten aynı şeyi söylüyorsun deyip nasıl olsa aynı şeyi söyleyecek diye belki o konuşmada başka bir şey söyleyecektim ben. Ama kendini kapattı. Ama kapattığı için benim farklı söylediğim şeyi dinlemeyecek. Çünkü zaten aynı şey söylenecek diye iletişim kanallarını kapatıyor. Alıcı olmadığı zaman seni verici olmanın bir anlamı ifade etmiyor. O yüzden biz çocuklara sürekli bir şey, öğüt tavsiye verir bir pozisyondan çıkıp onları dinleyen pozisyona gelmemiz lazım. Evet. Eğer etkili bir şekilde dinlemeyi bu yüzden önemsiyorum. Etkili bir şekilde dinlersek benim birçok şey konuşmam yerine bir tek şey söylemem belki çok şeyi değiştirecek. Şöyle de bir şey söyleyebilir miyiz hocam? Yani çocuğun bir takım uyuşturucu ve kötü arkadaş eliyle gidebileceği yolları da aslında biz eğer etkili bir dinleme ve onunla iyi bir iletişim kanalı kurabilirsek önceden fark etme şansına sahip olabiliriz. Kesinlikle. Çocuk çünkü bunun riski görmez ama yaşadığı bir şeyleri sizinle paylaştığı zaman siz o riski yakalarsınız ve dersiniz ki bu senin için bir risk. Bunun nedenleri şunlar, şunlar, şunlar. Senin bununla ilgili dikkatli olmanı arzu ediyorum. Böyle yaparsan şu sorunlardan kendini koruyabilirsin dersiniz ve çocuk da bunu doğru olarak değerlendirir ve kabul edebilir. Bir de ailelere burada hocam sanıyorum hani o programımızın başlangıcında bahsetmiş olduğumuz çocukların aidiyet hissedebilecekleri sohbet, vakıf, dernek,
eğitim kursu vesaire gibi ama güvenilen, kendilerine çocuklarınızı rahatlıkla emanet edebileceğiniz bir yerlere aidiyet hissi kesbedebilir bir düzeye getirebilirseniz bu da ailenin işini kolaylaştıran bir taraf. Tabii tabii. Yani şimdi değişen bu yüzyıl içerisindeki diğer işimize yarayabilecek argümanları kullanabiliriz. Yani bunların içerisinde dediğiniz gibi güvenilir, paylaşım içerisinde olabileceğiniz. Ben mesela STK gönüllüsüyüm. STK'ların bu anlamda çok etkili olduğu inancı içerisindeyim. Güzel değerlendirildiği takdirde. Onlar da çünkü böyle ortamlar yaratıyor ve bir cemaat kültürü oluşturuyor. Evet. Yani mesela en basit bir namaz kılmak istediğiniz zaman tek başınıza namaz kılmakla bir grupla bir toplulukla beraber namaz kılmanın vermiş olduğu zevk var, o haz çok daha farklı. Onu yaşayabileceği sağlıklı yerler açısından doğru STK'larla buluşturabilirsiniz çocuklarınızı ve o çocuklar o STK'lar içerisinde topluma faydalı olabilmenin hazzını, huzurunu da yaşarlar. Yani bir genç için mesela yalnız başına yüzmeye yazdırılmış olması, havuza gitmesiyle bir grupla beraber yüzmeye gidiyor olması arasında dağlar kadar fark olur. Tabii orada çünkü paylaşım yaşayacak, diğer insanlardan etkilenecek ama dediğiniz gibi yani burada altını çok dikkatli çizmek lazım. Çünkü iyi olduğu iddiasıyla çok olumsuz STK'lar da var. Mutlaka var hocam. Onun için seçici olabilmek. Çünkü başımızdan biliyorsunuz çok büyük bir felaketi atlattık. Halen etkilerini yani bir deprem gibi düşünürseniz artçı sarsıntılarını halen yaşıyoruz. Devam ediyor. O nedenle böyle gafletlere düşmemenin yolu sağlıklı seçim yapabilmemizden ben geçiyor. Ben burada mesela hocam bir hususu dile getirmek istiyorum. Bir gün iki tane genç geldi üniversitede. Konuşmak istediler. Oturduk ve konuştuk. Kore dizilerine ilgi duymaya başlamışlar. Meşhur bir akım var biliyorsunuz. Kore dizileri dolayısıyla da bir derneğin Korece dersleri verdiğine dair bir duyuruyu görünce gitmişler ve Korece öğrenmeye başlamışlar. Birkaç ay diyorlar çok güzeldi yani her şey. Paylaşım atmosferi içerisinde ama aradan biraz zaman geçince bize bir takım misyonerlik faaliyetleri başladı ve şu an içimizden babası imam olan ama arkadaşımız Hristiyanlığı tercih eden çocuklar var. Yani çok güzel, iyi görünümlü. Evet. Ama altında şeytani planları olan yerler olabilir. Çok dikkatli olmak kesinlikle lazım o konuda. O yüzden işte ebeveynlerin önce böyle sağlık yani onlar daha iyi bulabileceklerdir. Değerlendirebileceklerdir. Yani ben burada genel kriter olarak hep şunu ön planda tutuyorum. Bizim Türk örf, adet, gelenek, kültür bunları yansıtan, bunları yaşatan, bunlara saygıyı öğreten grupları aramak lazım. Şimdi bizim ta Türkiye'nin yani Türk kültürünün Orta Asya'dan buraya geldiği dönemlerden itibaren adetlerimiz var. Çeşitli devletler kurduk. Çeşitli atalarımızın miraslarını bugüne kadar getirdik. Ben hep şunu çok önemsiyorum. Atalarımızın hepsi değerlidir. Hepsine o saygıyı göstermek zorundayız. Çünkü iyi yapmıştır, kötü yapmıştır, yanlış yapmıştır ama bizi bugünlere getirdi. Evet. Ve biz hep şununla övünüyoruz. Diyoruz ki bu coğrafyada İslam'ı en güzel yaşayan ülkelerden birisinde yaşıyoruz. Belki de en güzelini yaşayan ülkede yaşıyoruz. O zaman bu ülkenin değerini bilmemiz lazım. Buna sahip çıkmamız lazım. Atalarımıza bu anlamda sahip çıkmamız lazım. Kültürümüze sahip çıkmamız lazım. Eyvallah. O nedenle geçmişini karalayan bir yapıdan uzak duran, geçmişine de değer veren, geleceğini de değerlendiren bir akış içerisindeki STK'ları bulmak, değerlendirmek ve onlarla bir şeyler yapmak, o huşu içerisinde o çalışmaları orada üretmek gerekiyor. Bu da ailelere düşen bir görev. Onu da aile bulacak, aile değerlendirecek ve çocuklarıyla o paylaşımları sağlayabilmesi için oralardan etkilenmesini konusunda yardımcı dediğiniz olacak. Dediğiniz gibi çünkü bu bahsettiğiniz kültür içerisinde sohbet diye bir kültür var. Evet. İnsanlar anne babalarıyla ya da işte yakınlarındaki insanlarla etkili dinlemeyi gerçekleştiremeyebilirler. Bahsettiğiniz gibi iletişim kanallarını kapatabilirler. Ama bir başka atmosferde gelişen sohbet kültürü içerisinde çok daha faydalı bir sürecin içerisine girebilirler. Mesela bizim çalışmalarımızın içerisinde akran danışmanlığı diye bir kavram var. Şimdi çocuk sizinle konuşamayabiliyor. Çünkü siz ona göre çok daha farklı bir perdeden konuşuyorsunuz. Ama çocuk onun sizinle iletişim kuramadığı zaman kendi akranıyla bu sorunu çözmeye çalışıyor. Şimdi biz eğer bilgili,
aydın akranlar üretirsek, evet, geliştirirsek, eğitirsek o akranlar diğer çocukları etkileyeceklerdir. Çünkü sizi dinlemeyen ama kendi yaştaşını dinleyen çocuk sağlıklı bir akrandan faydalı şeyler öğrenecektir. Evet. O nedenle böyle ortamlarda gençlerin oluşturduğu platformlar oluşturabilirsek platformlardan faydalanabilirler. Sizin STK gönüllülüğü dediğiniz şey aslında burada devreye giriyor. Tabii ki. Siz STK gönüllülüğü yaparak kendi çocuğunuz kadar milletin, ümmetin çocuklarına da kesinlikle fayda sağlayabilecek bir sürece giriyorsunuz. Çünkü diğerlerinin çocuklarına yaptığınız yatırım kendi çocuğunuzda çok daha büyük bir etkiyle geri dönebiliyor. Kesinlikle. Ya ben mesela son birkaç senedir özellikle Afrika ile çok ilgileniyorum. Hı hı. Birkaç defa da Afrika'ya gittim. Afrika'nın farklı yerlerine. Yani böyle gönüllüsü olduğum STK'nın da katkısıyla ya da işte bu Ganalı gençlerimiz vardı. Hı hı. Ben onlarla bir ara bir paylaşımlarımız oldu. Tanıştık, ettik. Burada bir proje üzerinde değerlendirmeler yaptık. Sonrasında baktık ki burada yeterli değil. Gana'ya gittik. Orada eğitimler verdik falan. Bu Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığımızın, hı hı, sağ olsun onların desteğiyle çalışmaları yürüttük. Bizim o çalışmalarımız, paylaşımları ben yapınca sosyal medya üzerine, bakın sosyal medya her zaman da kötü değildir. Güzel mutlaka şeylerinizi hocam paylaşırsanız güzel etkiler de sağlarsınız. Orada çektiğim fotoğraflar, oradaki paylaşımlarım, buraya geldiğim zaman kendi üniversitedeki öğrencilerim böyle heyecanla benden o sohbetleri dinlemek istediler. Oradaki paylaşımları öğrenmek istediler. Oradaki insanlar neler yaşıyor bunları öğrenmek istediler. Ki o Ganalı gençlere ben her zaman şunu ifade ettim. Dedim ki sizler ülkenizle bizim ülkemiz arasında gönül elçileri olacaksınız. Evet. Köprü kuracaksınız. Köprü kuracaksınız. Böylece o ümmet bilinci açısından da çok büyük bir katkı sağlıyorsunuz bunlara. İşte bunları ancak bu tür ortamlarda paylaşarak geliştireceğiz. Başka, evet, türlü yani öğrendik bir şeyi nerede paylaşacağız? Ama STK toplantılarında, ama sosyal medyada bunu sağlıklı bir şekilde paylaşarak. Çünkü biz baktığınız zaman yeryüzünde gerçekten çok son gelen din olması sebebiyle de çok değerli bir camianın üyeleriyiz aslında. Evet. Evet. Ümmetleriyiz. Ümmetin birer fertleriyiz. Bu fertler bir araya gelip bir güç oluşturacak. Evet. Ama bu gücü oluştururken de ülkemizin manevi değerlerini de bunların içerisinde harmanlamak, insanlarla bu paylaşımları sağlamamız lazım. Bunları yaptığımız zaman da aslında o madde bağımlılığı gibi bir takım bağımlılıklardan da çocuklarımızı koruruz. Tabii ki hocam. Çünkü o zaman hem ruhani anlamda da duygusal anlamda bir aidiyetli kültürünün gelişmesi o çocuklarda o yoksunluk sendromunun oluşmasını engelleyecektir. Çünkü bir çaba içerisinde olacaksınız. Hocam bugün en çok fayda üreten ve bu tür alışkanlıklara, madde bağımlılığı ve benzeri yerlere bulaşmayan gençlere baktığınızda daha çok bir şekilde hayatında boşluk bırakmayan, hı hı, gençler ve çocuklar olduğunu görüyorsunuz. Çünkü şeytan boş insanla, evet, uğraşıyor. Kesinlikle. Eğer doluysanız, o yüzden mesela ayet-i kerimede İnşirah suresinde فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ, bir işi bitirdin mi hemen, hemen ardından bir başka işe başla buyuruluyor. Çünkü boş bıraktığınız her an şeytanın sizinle meşgul olup sizi farklı yerlere çekebileceği bir fırsat ve imkan sunduğunuz anlamına geliyor. O yüzden mesela ders çalışırken bile işte fizik dersi çalışmayı bıraktığında gidip 15-20 dakika, yarım saat dinlenmek yerine bir başka derse geçebilirsin. Çünkü zihin orada dinlenir diyoruz. Kesinlikle. İşte o yani şimdi konu konuyu açıyor. Oralara, evet, girersem, evet, çok daha uzun çok konuşurum ben de. Fakat gerçekten dediğiniz doğru. Zihnimizi sağlıklı bir şekilde doğru kullanmamız lazım. Doğru kanalize edecek olursak aslında bize çok şeyler açar ve bazen hatta öğrencilerin şöyle bir ifadesi vardır. Üf, ya kafam doldu artık almıyor. Beynimizin almama gibi bir özelliği yok aslında. Yok. Yani Yaradan bize öyle bir değerli bir şey vermiş ki mesela bilgisayarlarımız var, hard diskleri var. Hard diskin kapasitesini ne kadar yükseltirseniz yükseltin bir yerde bitecek. Ama zihnimizin kapasitesi maalesef, pardon maalesef demem yanlış olur, ne kadar güzel ki bitmiyor. Bitmiyor. Siz ne kadar doldurabilirseniz o kadar geliştiriyorsunuz. Ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar fazla yeni şey öğrenmeye karşı hazır hale getiriyorsunuz onu. Evet. Onun için çok değerli bir özelliğe sahip. Yeter ki biz bunu değerlendirelim. Eyvallah. Bunu değerlendirebilmek için de daha sağlıklı çalışma sistemleri ortaya koymamız lazım. Kesinlikle. Bunun için de bizim bu hatta kuramsal olarak söyleyecek olursam bir sosyal öğrenme kuramı diye bir kuramımız var. Sosyal bilişsel öğrenme. Hı hı. Model olma, model alma. Biz doğru modeller üretirsek, çocuklar doğru modellerden model alırlarsa
O zaman doğru şeyler öğrenirler. Kesinlikle. Hocam insan düştüğü yerden kalkar. Evet. Yani düştünüz buraya, gidip de oradan kalkmazsınız. Buradan kalkarsınız. Bizim de aile üzerinden çok ciddi bir yozlaşma yaşamaya başladık. Mahalle kültürü programın başında konuştuk. Mahalle kültürü üzerinden bir yozlaşma başladı. Bizim yeniden dirilmek, ayağa kalkmak için bu kültürü yeniden bir sağlamlaştırmamız evet. lazım. Bu kültür sağlamlaştığı zaman diğer kurumlara düşen görev hatta minimize olacak, azalacak. Evet. Çünkü aile kendi içerisindeki birlikteliğini, iletişimini güçlendirince pek çok problem kendiliğinden ortadan kalkacak. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti hocam. Evet. Ben teşekkür ederim. Yani konuştukça böyle birçok şeyi konuşma evet. ihtiyacı oldu. Ben de heyecanlandım. Çok da hoşnut kaldım. Çok güzel oldu umarım, ama gerçekten. Umarım izleyenlerimiz de bizden faydalanmışlardır. Katkı sağlayabilmişizdir. İnşallah. Katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Eyvallah hocam. Ama hepsi birbirine bağlı konular. Kesinlikle. Birini evet. bağımsız çekip içerisinden konuşamıyorsunuz. Sosyal meselelerin hepsi böyle çünkü. Evet. Çok teşekkür ediyorum ama güzel bir sohbetti. Seher'in bereketini, sahurun bereketini bugün sizinle paylaşmış olduk. Biz Kur'an ayı Ramazan'da hocam misafirlerimize bir Kur'an meali hediye ediyoruz. Ben şöyle size takdim çok etmek istiyorum ederim. Hocam. İnşallah anlaşılmaya, okunmaya da vesile olsun diye. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Yani duamız o ki bu Ramazan mevsimi işte az önce programın içerisinde konuştuğumuz gibi bir araya geldiğimiz, birbirimizi daha çok beslediğimiz, hatta açlığın belki verdiği etkiyle artık susup karşıyı dinlemeye daha yatkın hale geldiğimiz bir zamanda bu birbirimizle sağlıklı iletişim kurmaya vesile olsun Ramazan inşallah. Çok sağ olun. Efendim bugün de imsake doğru Barbaros Yalçın hocamla aileyi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve onların karşı karşıya kaldıkları bağımlılık tehlikesini gündemimize aldık. Allahu ekber, Allahu Seher'in ve sahurun ekber. Bereketinden bugün de inşallah hayırlı bir vesile çıkmıştık. Allah. Ezan-ı şerifimiz başladı. İmsakiniz, orucunuz hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah çocuklarımız için çok daha güzel yarınları ümit ettiğimiz, onun için dua ettiğimiz şu zaman diliminde Rabbim bize, ümmete, milletimize sağlam, hem fiziken hem ruhen sağlam gençler lütfetsin ve o gençlerin yetişeceği aile ortamları lütfetsin. Eşlerin birbirini çok daha iyi anladığı, çocuklarla anne babaların, çocuklarla büyük babaların, dedelerin, anneannelerin, babaannelerin iletişim kurduğu ve zaten bizim medeniyetimizde, köklerimizde var olan ama bugün biraz unuttuğumuz, şöyle üzerini biraz örttüğümüz o değerlerin üzerini yeniden açıp o koru yeniden alevlendirdiğimiz bir zemine de Ramazan-ı Şerif vesile olsun. Allah'a emanet olun. Eşhedü en أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Hayye alel felah. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا